17 Ağustos 1999'da saat 3.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Düzce'de yıkıma sebep oldu. 17 Ağustos 1999 depremi için düzenlenen alma programına katılan AK Parti milletvekili Saadettin Lögü TV 41 kameralarına açıklamalarda bulundu. Yani 24 sene önce biliyorsunuz ben 17 Ağustos depreminde 8-9 saat göçük altında kaldım. Eşim, ben, çocuklarım, bacı yaşadık. Tabii o dönemde ben aslında konuşmada unuttum, sözünü edecektim. Bizim üniversite eğitime hiç ara vermedi. O nedenle evet, rahmetli Profesör Doktor Baki Komşoğlu Hoca'ya da hakikaten rahmetle anıyorum. Eğitimi hiç bırakmadı, ara vermedi ve kente sahip çıktı. Eğitim öğretim çok önemli. Yani binalar yapılıyor, tabii canlar geri gelmiyor. Biz üstümüze düşen görevlerimizi hep yaptık üniversite olarak. Özellikle kayıp canların bulunmasına dokunan izleriyle ilgili çok yardımcı olduk. Ve bu Maraş depreminde de ben o zaman YÖK üyesiydim. Oradan üniversiteden hocaların bir kısmı bu taraflara gelmek istediklerinde ben YÖK'te karşı çıktım şu açıdan. Çünkü üniversitede öğretim üyeleri kenti terk ettiği zaman kent ölü kente dönüyor. Onun için o çok önemli, eğitim, öğretim. Ve bu son depremde de Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu olağanüstü gayretleriyle, özellikle AFAD'ın çok ciddi gayretleriyle, yani 11 ilde 500 kilometre uzunluğunda bir fay hattının kırıldığı bir yerde 3 şehir yerle bir olmuş. Birçok insanlar evsiz. Şu anda çok süratli şekilde evler yapılıyor. İnsanların bu çadır kentten kurtarılmaları için hemen bugün valimiz de söyledi, çadır kentte insan kalmadı. Bir deprem nedeniyle biliyorsunuz yurtlarda burada depremzedeleri misafir ettik. Yani Kocaeli bir konuda sınavı geçmiş bir şey.